Kurtuluş, evet. Senin medya köşen var. Evet. Bu hafta medyada neleri yakaladın bizim için? Bir anlat bakalım bize. Evet, yani bu hafta konuşulan konu bizim medya köşemizde de öncelikli konu. Sedef Kabaş, büyük yalanlar söyleyeceksin diye muhalefete, siyasi partilere akıl veren bir isimdi kendisi. Büyük yalanlardan bu kez büyük küfürlere geçti. Yani bunda da bir akıl var. Bakın, büyük yalanlar söyleyeceksiniz sözü ne kadar bir stratejiyi, bir dinleyelim aklı mi yansıtıyorsa. Evet, yani büyük küfürler ederek bence aynı aklı devam ettiriyor. O sesi bir dinleyelim şimdi. Dinleyelim, dinleyelim. Bu büyük yalanlar değilmiş, o senin dediğin, hayır. Anladım. Bu normal ettiği, evet. Hakaret bu. Yani bu isim Göbels işte aklıyla muhalefete büyük yalanlar söyleyin diye öğüt veren, tavsiye veren, akıl veren bir isimdi, iletişim uzmanı. Ama büyük küfürler de ederek bence aynı aklı devam ettiriyor. Tabii burada şöyle bir sorun vardı bu programda, sadece Sedef Kabaş mı? Programa sahibi Uğur Dündar, Demokrasi Arenası. Yani bir, neden bir uyarı yapma gereği duymadı? Yanında yine CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç var. Öbür yanında da Sedef Kabaş'ın, fotoğrafta gözükmüyor ama. Aykut Erdoğdu. Aykut Erdoğdu var. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu var. Ve buradan şuna geliyoruz, Tele1'e geliyoruz. Yani bu kanalın kendisine geliyoruz. Onu verelim. Bundan sonraki barkoda vardı. Yani neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a FETÖ'cülerle çok içli dışlı olmuş bir kadın bu kanalda hakaret ediyor, küfür ediyor, hatta tehdit ediyor. Bakın, dediğim gibi küçük büyük yalanları söyleyin diyen akıl neyse, büyük küfür eden akıl da o. Bunun sebebi de nerede gizli? Tele1'in kuruluşunda gizli. Tele1 nasıl kuruldu? O dönem, ya yani medya biliyor bu tartışmayı, fakat kamuoyuna yeterince aksetmedi. Yurt Gazetesi'nin sahibi, yani eski CHP milletvekili, aynı zamanda Merdan Yanardağ'ın da, Tele1'in kurucusu Merdan Yanardağ'ın da birlikte çalışma arkadaşı. Bir gün tepesi atıyor, diyor ki, ya Merdan Yanardağ, sen bu Tele1'i nasıl kurdun? Bizden çaldığın paralarla mı kurdun? Ben, diyor, namuslu bir gazete sahibiyim, borçlarım belli, çalışanlarıma verdiğim maaş belli, içine girdiğim işte bu performans belli. Ama sen nereden bu Tele1'i kurdun? Paran nereden geldi? Tabii bir şey anlatmaya çalışıyor. Burada bir isim önemli. Tele1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım. Kaynak benden aldığım paralar mı, yoksa Akın İpek'ten aldıklarım mı? Akın İpek'i Nazif programın başında da ifade etti. Firari FETÖ'cü İngiltere'de. Onun finans kaynağı diyebileceğimiz, FETÖ kurumlarının bütün finans kaynağı kendisiydi. Yani Tele1 aynı zamanda bir FETÖ kürsüsü. Burada da Sedef Kabaş'ın FETÖ ile geçmişte de çok içli dışlı olduğunu görüyoruz. Bu kürsüyü, bu küfürleri, evet, bu hakaretleri o kanalda yapmaları tesadüf şimdi değil. Şimdi Kurtuluş, bir ara verelim, devam edeceğiz. İstanbul muhabirimiz Murat'ta da var. Şimdi biz burada stüdyoda duruyoruz. Çıkınca ne olacak, dışarıda ne oluyor, trafik nedir, onu öğreneceğiz. Murat, sesimiz geliyor değil mi? Evet, geliyor. Şu an biz Sinem Otoyolu'nun hemen yanındayız. Hemen şunu belirtelim. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya az önce yine bir tweet attı. Ve tweetinde İstanbul'daki üniversitelerde 2 gün süreyle hem eğitime hem de sınavlara ara verildiğini aktardı Vali Yerlikaya. Ve yine İstanbul-Ankara otoyolunda şu an için artık herhangi bir şekilde ulaşım sağlanamıyor kar muhalefeti sebebiyle. Özellikle cuma gününden başlamıştı İstanbul'da kar yağışı ve şu saate kadar zaten devam etti. İstanbul'un belirli bölgelerinde aralıklarla devam ediyor kar yağışı. Ve aynı zamanda hava muhalefeti sadece ulaşımı vurmadı, hava ulaşımını da vurdu. Türk Hava Yolları özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 40
uçuşun iptal edildiğini duyurmuştu ve yine Sabiha Gökçen Havalimanı... Peki şunu sormak istiyorum. Şu anda trafikte bir aksama var mı? An itibariyle İstanbul'da TEM trafiği veya ne durumda trafik? Hemen gösterelim. Kameraman arkadaşım Kadir Mercan'dan rica ediyorum trafiği de gösterelim. Şu an için TEM otoyolunun hemen yanındayız biz ve trafikte herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yani aslında bulunmuş olduğumuz bölgelerde yani Kağıthane'de şu an için kar yağışı biraz dinmiş gibi. Çok ara ara ve çok yavaş bir yağış şu an için mevcut. Ve bu da tabii ki trafiği olumsuz yönde etkilemiyor. Ama bu sadece Kağıthane bölgesi için söylüyoruz bunu. Zira diğer bölgelerde yani İstanbul'un diğer bölgelerinde kar yağışı yine devam ediyor. Evet. Aralıklarla dursa da zaten bugün itibariyle evet. Bugün itibariyle özellikle Karadeniz'den gelen yoğun sisli ve nemli hava İstanbul'a ulaştı ve bu da Perşembe gününe kadar yoğun bir kar yağışı getirecek İstanbul'a. Bu yüzden yine Vali Yerlikaya'nın da atmış olduğu sosyal medyada paylaşmış olduğu tweetler vardı. Bunlardan bir tanesi de yine özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli vatandaşlar için ve aynı zamanda hamile vatandaşlar için, hamile çalışanlar için 2 günlük izin verildiğini söylemişti. Şimdilik bizim aktaracaklarımız bu kadar. Diyelim sözü size bırakalım. Evet, teşekkürler ediyoruz Murat'a. Evet Kurtuluş'cum devam et sen kaldığın yerden. Uğur yani Dündar, Uğur Dündar o programın söz konusu programın moderatörüydü. Kabaş'ı uyarmamıştı. Böyle bir duyarlılık göstermemişti. Fakat Rütük'ün inceleme başlatması üzerine bu kez tehdit etti. Yani yine tehditler savurdu. O video var. Bence bir onu evet, verelim. İzleyelim. Uğur Dündar daha önce de Yılmaz Özdil'le bir kavgası vardı. Onu hatırlayacaksınız. Bu Tele1'in finansmanıyla ilgili tabii, bir kavgaydı değil mi o da? Tabii Tele1'in finansmanı ile ilgili, artı 1'in finansmanı ile ilgili. Ya Sezgin Baran Korkmaz, Amerika'da Yılmaz Özdil dedi ki, Amerika'da bir dava var açılmış, iddianamesine gidin bakın, kimse erken konuşmasın. Kime burada televizyon kurdurdukları o iddianamede yazıyor diye. Yani burada televizyonlar kuruluyor. Arkada Amerika'da bağlantılarının olmaması mümkün değildi. Evet, onu işaret etmişti. Büyük bir kavga patlamıştı Yılmaz Özdil'in. Yılmaz Özdil'i biz demiyoruz, kendi arkadaşı yani. Yıllarca dinleyelim mi sesini onun da diye geçinen. O kavgadan yani aslında Yılmaz Özdil diyor, siz kanal kurdunuz Amerika'da işte SBK'nın finansmanıyla. Onu bir dinleyelim. Barıştılar ama bunlar galiba. Yani barıştılar ama biz şuna ışık tutmaya çalışıyoruz. Sedef Kabaş olayında olduğu gibi yani nerede bir operasyon kanalı varsa Uğur Dündar orada bir yerde köşe başını tutuyor. Bu programda da ki Sedef Kabaş'ı da medyaya kazandıran bir isim olarak biliniyor. Uğur Dündar mı kazandırmış? Evet. Oo. Medyaya kazandıran bir isim olarak biliniyor. Onu dikkat çekmeye çalıştık. Yani işte Tele 1 bir operasyon kanalı. Ondan önce Artı 1 var. Bunların nasıl finanse edildikleri. Bu Artı 1'in finansman kavgası evet, değil mi? Artı 1'in finansmanında ama yani Tele 1'de başka bir şekilde finansman edilmiş. Uğur Dündar yine orada baş köşede. Hiç o baş köşelerden eksilmiyorlar ama şöyle söyleyelim. O dönemler geçti. Yani böyle kabadayılıkla, tehditle Türkiye'yi, hükümeti herhangi birini tehdit edemezler. Evet, sonra neyimiz var? Bu hafta diğer bir olayda vukuat da medyada Fox, Amerikan kanalı Fox'un ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin programda bir anda kendini kaybedip... Selçuk Tepeli dediğimiz adam yeni versiyon Fatih Portakal mı? Fatih Portakal'ın yerine geldi. Onun gölgesi altında kaldı. Çok mu ezildi, çok mu başarısız oldu, motivasyonunu da anlamaya çalışıyoruz. Yani televizyon programında ana haber sunucusu olmayı bir tarafa bırakıp mahalle kavgasında atarlanan bir gence dönüşüyor bir anda. Ne yaptı? Bence, dinleyelim mi? Dinleyelim, onu da bir dinleyelim. Peki dinleyelim. Biz önceki medya programlarımızda da söyledik. Yani sabah erken uyanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk hakareti, küfürü edeni böyle bir herhalde yükseğe çıkarıyorlar o gün. Ya medyada bu da bir alışkanlığa dönüştü. Kim popüler olmak istiyorsa önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
saldırıyor. Fakat yine dediğimiz gibi bunun Fox TV'de gündeme gelmesi tesadüf değil. Virüsün nasıl Türk medyasını sardığını biraz şeyden Fox TV'de de göreceğiz. Fox TV'de kimi gördük? FETÖ'nün işlediği Hrant Dink cinayetindeki rolü sebebiyle hapiste olan Ercan Gün. Fox TV'nin haber müdürüydü. Hrant cinayetinden 12 gün önce Zaman gazetesinden ayrılıp Fox'a geçti. Ya bunun daha başka gazetelerde de örneği var. Mesela 17-25 Aralık gazetesi darbesine hangi gazeteden geçtiler? Bir anda Hürriyet'e geçtiler ve operasyon haberlerini yapmaya başladılar. FETÖ'nün böyle yaygın bir taktiği vardı. Katil o gün Samast'ı mizansen görüntülerini işte Zaman gazetesindeki bir toplantıda sonra Ercan Gün... Yani bize bu Selçuk Tepeli'nin sunuculuk yaptığı kanalı anlatıyorsun evet, sen şimdi değil yani, mi? Neler yapıyor bu diye. Yani şu, aslında şunu söylüyorum. Ne Sedef Kabaş'ın ne Selçuk Tepeli'nin bu son günlerde Cumhurbaşkanlığı özellikle hedef alan ağır hakaret ve küfür içeren yaklaşımların sistematik olduğunu, birkaç kanalda kendisini gösterdiği ve bu isimler aracılığıyla yansıttığını görüyoruz. Bunun da tesadüf olmadığına dikkat çekiyoruz. Yani Fox'u çok böyle insanlar işte Amerikan kanalı, yabancı diye düşünüyor olabilirler. Ama FETÖ'nün zamanında operasyon yaptığını, en önemli evet. Hrant Dink suikastını burada kararttığını, Fox üzerinden kararttığını biliyoruz. Onu hatırlatalım dedik. Ercan Gün'ün sesi varmış, onu dinleyeceğiz mi? Dinleyelim mi? Görüntüsü vardı onların, onu bir görebiliriz. Evet, bu görüntüleri niye paylaştınız? Bunlar tesadüf değil, bunları bilelim. Böyle birbirinden bağımsız görünen isimler, yapılar biraz üzeri deşildiğinde Zaman Gazetesi'ne çıkıyor yolları. Yani Zaman Gazetesi der ki FETÖ'nün... Bunların yani medyasına... hepsinin anası Zaman Gazetesi, evet, o Samanyolu evet. grubu yani değil evet. mi? Yani böyle insanlar da zaten bu şaşırtmacadan dolayı aslında bu taktiğe başvuruyorlar. Zamandayken bir bakıyorsunuz Fox'ta haber sunmaya başlıyor. Bunlar da belirli bir sosyolojiyi etkilemeye çalışıyor. Bunun diğer bir örneği ya Hrant Dink cinayeti, suikasti. Yargı tarafından da uzun bir aradan sonra ne oldu? FETÖ'cüler tarafından bu cinayetin, suikastın işlendiği netleşti. Fakat hep aynı şeyi anlatıyoruz ya, Fox'ta Atatürkçü Ulusalcı, Halk TV'de Atatürkçü Ulusalcı. Medya mahallesinde HDP'li Garo Paylan'ı konuk alan Ayşenur Arslan Hrant Dink cinayetini soruyor. O da diyor ki kim yaptı? Ulusalcılar yaptı, Atatürkçüler yaptı. İşte vatanın vatan haricinde her şey teferruattır diyen zihniyet, yani milliyetçi zihniyet yaptı. Peki FETÖ yapmadı mı? FETÖ nerede? Ya Atatürkçü kanalda, Halk TV'de böyle bir program yapılıyor. Sunucusu da ses çıkaramıyor, itiraz edemiyor. FETÖ etkisini bence biraz burada da görüyoruz. Onu bir izleyebiliriz o sesi. Onun aslında. Da sesini izleyelim. Paylan ne demiş? Bunun da bir yorumla bize. Ya Hrant Dink suikasti, işte katil FETÖ çıkınca birdenbire sessizliğe düştü. Aslında bütün suikastlerin arkasından böyle ailenin ve evet. ailenin yanına gitme, kamuoyunu manipüle etme, saptırma işleri oluyordu. Evet. Evet. Şimdi Hrant Dink suikastı oldu. Efendim kim yaptı? Atatürkçüler, evet. Ergenekoncular onlar evet. yaptı. Evet. Sonra FETÖ çıkınca kimse sesini çıkaramıyorlar. Evet, şimdi Sayın Oya Erenat'a gidiyoruz.